azından dün akşam rahat uyumuşsunuzdur. Hiç uyumadım. Hiç uyumadınız. Sabaha kadar oturdum. Sabaha kadar dolandım, dolandım, durdum. Benim kızım neden bunu bana yapıyor böyle? Ne acı değil mi? İnsanın çok evladı çok acı, o kadar karşısında acı. Ben buraya niye geldim? Ben 3 aydır dışarılardaydım. Hiç uyumadım. Dışarılarda korkuyorum uyumaktan, unutacağım diye onu korkuyorum. Ben uyursam unuturum diye ödüm kopuyor. Ondan biz beraber uyurken benim ayağımın altını öperdi de öyle uyurduk biz beraber. Yani ben ne yaptım bunları hak edecek sana annem? Ne yaptım ben? Seni korumaktan başka tamamdır, hiçbir ben şey sana bir şey yapmadım. Yaptım demiyorum ki zaten. Kurban oldum, hiçbir şey yapmadım. Sürekli kim seni yaptı? Korumaktan babam. Başka. Ne yaptım ben? Tamam, ben sana bir şey yaptım dedim mi? O zaman anneni niye cezalandırıyorsun? Annen ağlarken sen karşısına bacak bacak üzerine atıp gülüyorsun. Onun cezası, onun günahı ne? Ben öyle bir şey demiyorum. Yani baban sana ne yaptı? Sıkmasaydı bu olmazdı. İyi ki sıkmışlar seni. Sıkmasalar, yani sıksalarmış ne olacakmışsın? Vallahi bak, iyi ki seni sıkmışlar. Aynen, iyi ki sıkmışlar, iyi ki de evlendirmişler değil mi? Hayır. Senin bu kadar küçük yaşta başka biriyle dini nikahlı, kapı komşunla yaşamana müsaade ediyorlar. Ben buna izin verebilecek çok aile tanımıyorum. Kızları evden kaçtı ama zapt edelim diye. Zaten yaptıkları yanlış ama buna bile izin vermeleri Esra seni Hanım, ne kadar serbest olayım. Bıraktıklarını da gösteriyor. O kadına sarıldığı gibi bana sarılmadı. Çünkü onlar o kadının davrandığı gibi sen davranmadın. Onlara bırakmıyor onları. Peki o kadın çok iyiydi. Baran'ın annesi. Onunla dini nikahlı yaşadı. Niye onların yanından ayrıldın? Onların yanından mı? Evet. Annesiyle konuştum. Heh. Dedim annesi de zaten beni uyarı, ilk başta uyardı bak oğlumlu olmaz yaşı daha küçük diye. Ondan sonra ben dedim ki abla zaten ben reşit olunca gideceğim. Kendi evime geri döneceğim dedim reşit olunca. Evet. Yani reşit değilken evden kaçıyorsun, reşit olunca geri dönüyorsun. Evet. Çok enteresan. Annenin babanın seni araması hoşuna gidiyor mu? Yani böyle mesela karakola gidiyorlar, kayıp başvurusu yapıyorlar. Yok, buraya geliyor televizyona. Ya benim eşim bitti. Yok. Esra Hanım benim eşim tanınmaz bir halde şu an. Yani eşimi kimse tanımıyor. Öyle bir hale geldi, eğildi. Şekli değişti. Yani tanınmaz bir halde. Zaten kalp hastası. Yani adam bitti, bitti. Bunu aramaktan sürekli dışarıdayız. İşten geliyor, elimden tutuyor. Dolan dolan, yer koymadık, dolanmadık. Hayatınızdaki son 3 yıl bu şekilde geçti. Aynı üç senemiz böyle bu şekil. Hep dışarılarda, hep dışarı. Bağırıyorum merkezlerde, Zeynep, Zeynep'i duyan bana ses versin diye. Çok kötü Zeynep, bir durum geçirdim ben. Dışarıda, güvensiz ortamlarda, yeni tanıdığın insanlarla başlangıçlar yapıyorsun. Onların hayatlarına giriyorsun, onları hayatlarına dahil ediyorsun. Değil mi? Bu çok tehlikeli bir şey. Evet. Yani insanın en güvenli yeri annesinin, babasının yanıdır. Hatta evidir. Bırak onlarla konuşmasan kapını kapatırsın, kendi odanda kalırsın. O kadar kaçma isteği neden? Ne arıyorsun dışarıda? Yani ne bulmaya çalışıyorsun? Evde durmak istemiyorum. İstemiyorum. Sabah git, akşam gel. İşte yok, öyle bir şey yok. Yok yani ben çıkamam. Çıkamazsın. Zaten normal hayır, bir hayatım olsa niye evden hayır, kaçayım? Benim de zaten şey aklım esiyor. Bir soğuk tadayım zaten. Peki ailenle babanla konuşsam sana iş çalış. Ben inanmıyorum. Evinde, çok duydum. Ben sana bu konuda annenle babanla hayır, gerçekten yok, anlaşacağım. Yok, yok, şey yok, sabah gideceksin, akşam geleceksin. Yok. Saatin belli olacak. Ailenle yaşar mısın? Yok, asla istemiyorum Yaşamazsın. Ben. Yok, ben çok onlara güvenmiyorsun hayır, değil mi? Hayır Zeynep, asla. Hayır. Annene babana. Anne, bu lafları çok duydum. Gerek yok. Anneciğim sen bana demedin mi ki? Tamam, yanıma gelme. Anneciğim sen bana demedin mi ki? Annes, ben çok güzel biriyle evlilik yapacağım. Ben de ona dedim ki kızım büyü 25 yaşına gel. İstediğinle evlendireyim. De ki ben bu çocuğu seviyorum. Tamam zaten seni ben sana bir şey demiyorum ki. Dedi ki dün çalışmama izin vermediler dedi. Ama evlenmesine izin sonra veriyorsunuz. Hemen... Çalışmasına izin vermiyorsunuz. Hayır, eşim dedi ki daha yeni geldi. Oo, 15 günü gelmiş. Gitti 2 gün bir yerde çalıştı. Baba izin verdi. Hiçbir karşılık yok. Ondan sonra geldi. Ben o işe gitmeyeceğim dedi. Babası da dedi bana ki biraz dursun dedi. Bir kafasını toplasın. İstediği telefonu alayım.
Ya, İstediği o, işe başlasın. Bak ya. Sen, yani keşke eşimi bana oradayken görsen, de böyle konuşsalardı, ben gitmezdim yani zaten. Yani eşimi bir görsen var ya, dersin ki Zeynep sen ne televizyon yapıyorsun? Ben, de ben babayı da aslında pazartesi buraya bekliyorum. Yani ekrana çıkmak zorunda değil. Kamera arkasında onun, da bir görüşmek yani isterim. Yani bir görsen, yani adamı görsen dersin ki Zeynep sen ne yapıyorsun? Tabii. Zaten herkes öyle söylüyor. Zeynep sen ne yapıyorsun? Ne kadar iyi bir ailen var. Ben keşke içeriden yani, görseler. Bütün Sultanbeyliği bağlansın söylesin. Ya. Yalan makineleri mi? Ben babama inanmıyorum hiçbir baskıcı şekilde. Baskıcı mı? Çok aşırı. Ben sevgi, inanmıyorum. Ben sevgi olduğu dışarıda... yerde sınır olmaz mı? Yani efendim? Annem tamam. Baban eğer seni seviyorsa sana sınır koymamaların lazım. Sınır koysunlar. Ben zaten demiyorum ki sabahtan akşama kadar dışarıda ne gezeyim. Ne diyorsun mesela sen? Hiç arkadaşım yok. Zaten okutmadılar, okumadım. Ama ondan kendin istemedi. Zeynepciğim bak. Kendi istemedi. Oo. Esra Hanım yemin şey ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Üç defa dışarıdan bile ben yazdırdım. Ben 8'den sonra yine okumadım. Okumadı, İlk ben yine okumak okumadı. İstemedim. Tamam doğruyu söylüyorlar. İlk okumak istemedim. Kuzenlerim okumayacak. Kitapları okuma dediler. Duruyor. Tamam Allah dedim. Aşkına. Ben aldım çünkü. Ondan sonra ben gidip okumadım mı? Aradan bayağı bir zaman geçti, sene falan geçti, sonra dedim ki okumak istiyorum ben. Annemler tamam dediler, ilk okula falan babasını götüreceğiz dediler. Babasını kendi götürdü, kaydetti sonra, elinle. Ben dedim dışarıda. Çünkü açık öğretimden kaydedin diye. Kendisi tamam, mi dedi gel kaydedin diye. Ama baban da saman senin elinden tuttu götürdü seni kaydetti. Kaydettirdi baban seni. Ben dedim beni açıktan kaydedin, zaten babamla konuşmuyordum, ben annemle konuşuyorum sadece. Sonra annem olmasa zaten kaydettirmez. Annem de biraz dedi kaydettirim, gittik açıktan kaydettik. Sonra ben normal okula gitmek istedim. Kardeşimi özel okula vermişler. Ben dedim ki o zaman ben de okula gitmek istiyorum. Çünkü 18 yaşındakiler de gidebiliyormuş galiba. Ondan sonra babam yok falan filan, işte çalışamazsın falan filan derken bu. Ama kaçırdı diye. Peki, açık öğretime kaydı olduğunda derslerinde özverili davrandın mı, çalıştın evet, mı? Evet, çalıştım. İyi mi yani, mezun oldun mu? Olmadın. Gitmedim, sadece bir kere sınava gittim, daha gitmedim. Peki niye gitmedin? Seni o kendi sınava sokacak olan gitmedi. Bu yaşta Esra sorumluluk Hanım, sahibi olması gereken sensin. Kendi anam baban kendi seni sınava sokmayacak. Ben onu beraber aldık, sınava götürdüm. Orayı dolandım. Kendisi, İkinci sınavda evet, yani şunu merak ediyorum. İstemiyorum. Okula kaydı olduktan sonra senin hayatında karşına çıkan bu şansını niye iyi değerlendirmedin? Kendi okuma şansını. Ben okusam okurum, niye okumayayım ya? Ya okumamışsın işte. Bir kere götürdüler sadece sınava. Ya niye götürsünler kızım, evden kaçmayı biliyorsun, volkanları biliyorsun. Sınav gireceğin okulun yerini mi bilmiyorsun ya? Tamam bir şey. Allah Allah. Ne güzel. Beykoz'dan sana şirin evlere, şirin evlerden Esenyurt'a açık sana, öğretimdeki sınava gireceğin okul, kitaplar senin elinde, okul senin elinde, bunu yapacak olan Zeynep sensin. Demek ki içinde bu duygu yok. Değil mi? Sen bahane yaratıyorsun. Okuyan gerçekten insanı doğru. Ben nasıl tutabilirim? Bir insan okuyan bir çocuğu nasıl tutabilir? Tamam. Gider der ki tamam. Beni evde okutmuyorlar, beni tutuyorlar. Söyle yani bunu. Ben peki inşallah döndüğünde ailenin yanına devam edersin. Ben şimdi Zeynep'in kendime bir kıyafet almadım, her şeyimi ona yaptım. Boncuk düzüyordum, gece sabahlara kadar beraber boncuk düzüyordum ki ona en güzel kıyafetleri alayım diye. Ben bunu hak edecek ne yaptım sana? Ben bunları hak etmiyorum. Aferin. Bütün Sultanbeyliği bağlansın, bir tane yalanımı söylesinler. Ben bu stüdyoyu terk edip gideceğim. Allah rızası için bağlansınlar ki bu anne yalan söylüyor. Tamam. Bir tanesi desin ben stüdyoyu terk ederim. Aileni hiç sevmiyorsun. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Şu an bu yalanları duyuyorum ya, iyice nefret ediyorum. Hangi yalanlar? Hepsi yalan. Senin ben zaten o kadar keyifliydim ki evde ondan kaçtım değil mi? Aklımda var benim zaten, sen diyorsun ya delisin, deli hastanesine gidelim. Sen deli hastanesine mi gidelim? Evdeyken ben sana dedin ya. Demedim ki anneciğim. Tamam, seninle otur. Gidelim bir doktordan randevu alalım, beraber gidelim. Belki çok bende doğru. Sorun var. Beraber ben zaten gidelim. Ben diyor. Beni zaten görüyordum, ilaç kullanmam ya. Dedim ayak ben. Bunların dediği ilaç kullanmak. Hayatım, ilaç kullanmana gerek yok. O tedaviye başlamak otur bazı anne. Şeylerin farkında olmayı da sağlar. Farkındalığını yaratmak için okuyacağın kitaplar da sana yol gösterir. Esra ve Hanım. Bu kadar, ben çevremde de var, bu kadar baskıcı ailelerde büyüyen çocukların hepsi kendi kurtuluşlarını eğitimle çözüyorlar. Yani okula o kadar asılıyorlar ki, derslerinde o kadar başarılı oluyorlar ki, istedikleri üniversitede, istedikleri bölümde, istedikleri şekilde okuyup yetişkin olduklarında ve eğitimlerini tamamladıklarında Esra Hanım, kendi yani kurallarını koyuyorlar ama sen bunu yapmıyorsun. Seni kaydetmiyor mu? Evlatların arasında ayrımcılık olur mu? Orada evlatların arasında ayrımcılık kaç yapmıyor çocuk? Mu? Kim?
Babam? Zeynep niye gelmiş şimdi onu burada savunuyorsun? Zeynep Hanım, anneniz ve babanız kötü ebeveynlerdi. Siz şu anda reşitsiniz. Reşit bir birey olarak hangi sorumluluğu üstünüze aldınız? Kendi sorumluluğumu. Ha? Kendi sorumluluğunuzu aldınız. Başlayalım mı? Esenyurt'a gelinceye kadar kaç yer değiştirdiniz 3 ayda? Esenyurt dün saydım işte. Ben şimdi sayıyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin son cümlenizi. Ben o gideceğim sabahsı kalktım. Kızım dedim bak bu yaptıkların hiç doğru bir şey değil. Gel beraber doktordan randevu alalım. Beraber gidelim. Bana dedi ki ben anne deli miyim ki doktora gideceğim. Halbuki kafasına koymuş o gün kaçacak. Ben bahçeye çamaşır asmaya. Ondan önce de söylüyordum. Gittim. Çocuklar odada. 14 yaşındaki oğlum odanın kapısı açık. Böyle çamaşırı açarken böyle yüreğim koptu. Oo. Çamaşırı yere attım. Mutfaktan odaya koştum. Zeynep diye bağırdım ki. Hemen koştum okulun kamerasına ki. Bizim evden yukarı bir dik var. Oradan yukarı gidiyor kayboluyor. Bunu kim aldı oradan? Nasıl geldi aldılar? Nasıl 16 gitti? 16 Kasım'da seni kim hiçbir aldı? Hiçbir şey bilmiyorum. Oradan? Ben kendim gittim kimse almadı. Ama paran yoktu. Aha. Kuruş paran yoktu. Merkeze gittim. Merkezden Uğur geldi aldı. Annenin telefonunu da aldın sattın, yanına. Evet, aldım. Annenin sattın. Telefondan mı haberleşiyordun? Dedi ki benim telefonumu gizlice kullanıyormuş dedi. Yok gizlice kullanmıyordum. Şifre... Geceleri kullanıyordum. Annem görüyordu zaten yanında yatıyordu. Hayır uyuyordum ben. Uyuyordum. Sen görmüyor muydun ha, normalde, gece? Normalde şarkı takıp dinliyordu kulağına. Yo, normalde hayır. İş yaparken de şarkı takıp dinliyordu. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben akşam gece kimin... arıyordum telefonumu ben... ondan sonra alıyordu bir dinle, yine. Bir dinle. Ben gece kimin yanında kalıyordum? Senin benim yanında kalıyordum. Telefonunu istiyordum. Anne geceleri gireceğim diyordum. Kendi öyle korkuyordum alma ki gece yok. Bile ondan yatıyordum. Onun koynunda, koynumda yatırıyordum. Öyle korkuyordum ki hayır, onu koynumda tamam. Yatırıyordum. Sizin için de çok zor bir durum. Yani düşünsenize sürekli tetiktesiniz ve sürekli böyle bir hareket bekliyorsunuz. Böyle bir şey olacak diye. Ha olacak mı? Ha olacak mı diye böyle sürekli ben 16 Allah yaşından beri. Allah korusun Gülcünaz abla. Yani bulunmasaydı da başına kötü bir şey gelseydi. Allah korusun. Allah korusun. Allah sizden razı olsun. En büyük olsun. Korkunuz bu değil mi? Oy ben her gün sen bu korkunun dayımın ne demek çocuğunun olduğunu ölümünden sadece sonra, anne olduğunda anlayacaksın. Ben onun dışında anlamayacaksın. Dayımın oğlunun ölümünden sonra böyle var ya kan kustum. Hiç iyi bir insana rast geldiniz mi bu kayıp olduğunuz süre boyunca? Evet. Ve yapacaklar da, yapardılar da. İyi insanlar denk geldi mi? Kim iyi insanlar? Yanında dün kaldığım herkesi... kişiler. Oraya gelmeden önce. Şimdi dün dedin ki evden kaçtım Uğur'un yanına gittim evet. Uğur beni evlenmek için birbirimizi seviyorduk, ilişkimiz vardı, sevgiliydik dedin. Vaatlerde bulundu ama annesiyle anlaşamadım. Evet. Uğur beni Veysel'in yanına gönder evet. dedin. Veysel'le beraber kaldım, Uğur'un yakın arkadaşı dedin. İki, Veysel'in yanından Doğuşçu'ya yolda tanıştığım bir anketörle evet. bir araya geliyorsun. Doğuşçu'nun evinde kalıyorsun, bu üç. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.